Suriye'de kritik bir operasyon. Hemen aktaralım. Alt bantta da arkadaşlarımız geçiyor. PKK, YPG, Tugay sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. Önemli bir bilgi. MIT'in sınır ötesi operasyonları devam ediyor. İşte bu kapsamda da PKK, YPG'nin Tugay sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'de kritik operasyon diyebiliriz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü operasyonlar, sınır ötesi operasyonlar devam ediyor. PKK, YPG, Tugay sorumlusu terörist. Şimdi önemli bir isim terör grubu tarafından genel sorumlu Necdet Dağlarer'in etkisiz hale getirildiği söylenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yapıldı bu açıklama. Son dakika bilgisi olarak geçelim. Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla, özel bir operasyonla karargahı Suriye'de Şedadde'de bulunan Çavreş Tugay'ı genel sorumlusu Necdet Dağlarer'i etkisiz hale getirildi bilgisi aktarıldı. MIT'ten Suriye'de kritik operasyon bilgisi olarak söyleyelim. Ahmet Türkeş telefon hattımızda. Ahmet bize aktaracak son bilgileri, son notları. Ahmet, söz sana bırakıyorum. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını sürdürüyor. Terör örgütünün sözleşmeli düzey yöneticilerine yönelik nokta operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu operasyon da oldukça önemli çünkü bu operasyonla Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerinden biri olan Çavreş Tugay'ı sorumlusu etkisiz hale getirildi. Kimdi o? Geli Serhat Kod adlı Necdet Dağlarer aslında oldukça önemli bir isim. Örgüt içerisinde PKK'nın kırsal kadrolarına 2009 yılında katıldı. 2012 yılında Hakkari'nin İran sınırında yalan Çizinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti ve güvenlik güçleriyle çok sayıda çatışmaya girdi. Bu çatışmalar sırasında da elinden yaralandığı bilgisi mevcut. Aynı zamanda 2016 yılında Irak, oradan da Suriye'ye geçti. Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Zeytin Dalı ve Barış Pınar harekatlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı. İşte tüm bu faaliyetleri Necdet Dağlarer isimli teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesine girmesini sağladı ve gerçekleştirilen takip sonucunda operasyon düğmesine basıldı ve ardından da 2020 yılında Kobani Eyaleti Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu Necdet Dağlarer etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda bu sırada örgütün Çavreş Tugay sorumlusu olduğu bilgisi de mevcut. Bu aslında önemli bir ayrıntı, tekrar edelim. Çünkü güvenlik kaynakları Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerinden biri olan Çavreş Tugay sorumlusunun etkisiz hale getirilmesinin örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Aynı zamanda bu son bir hafta içerisindeki 3. MIT operasyonu. Milli İstihbarat Teşkilatı bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyinde Gara'da düzenlediği operasyonda PKK'nın sağlık sorumlusunu etkisiz hale getirilmişti. Yine aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Ayn al-Arab bölgesinde PKK-YPG'nin sözde Kobani genel sorumlusu da etkisiz hale getirilmişti. Öyle görünüyor ki MIT operasyonlarını sürdürecek. Biz de süreci, bu operasyonları ayrıntısıyla takip ediyor olacağız. Detayları aldık, takip edeceğiz. Ahmet Türkeş'ten, Ankara'dan, MIT'in Suriye'deki o kritik operasyonuna ilişkin terör gruplarına göz açtırmıyor MIT teşkilatı diyebiliriz. Şimdi...